Herkese merhaba, Minicik Hobim kanalına hoş geldiniz. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle zürafa çıngırak öreceğiz. Şu şekilde çıngırağımız oldukça tatlı ve sevimli pembe bir çıngırağımız oldu. Boynuz uçlarında ve kulaklarında kahverengi ip, gövdesinde pembe ip ve ağaç halkada pembe ip ve burnunda tam krem değil, beyaz da değil, ekru bir ton, süt beyazı kullandım. Burun deliklerinde kahverengi ipi kullandım. 8 milim göz kullandım. Malzemeler zaten az önce geçti. Dilerseniz hemen kafa yapımından başlayabiliriz. Herkese kolay gelsin diliyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hemen burnundan örmeye başlayalım. Zürafa çıngırak için ilk önce malzemelerimizi gösterelim. Şu şekilde 2 ton ip kullanacağım. Bir de boynuzları için şöyle 1 ton. Hani boynuzlarının uçları için kullanacağım ip bu şekilde. Daha sonra her zamanki gibi boncuk elyafa ihtiyacımız var. Tercihen boncuk silikon elyaf kullanıyoruz. Daha sonra çıngırak için ahşap çıngırak halkası. Bunun köşeli olanları da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Her zamanki gibi yine çıngırak için lazım olan bir şey çıngırak topu. Benim kullandığım tığ 2 milim. Gözler 8 milimlik göz kullanacağım. Bu göz arkasını yakmak için, daha sağlam olması için çakmak kullanacağım. Her zamanki gibi makas ve etamin iğnemiz olacak. Malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz hemen başlayalım. Krem renk, yani tam beyaz değil, krem de değil, ekru ton. Süt beyazı diyelim. Onunla başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Ve içerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Ve spiral şekilde örmeye devam edeceğim. İkinci sırada her ilmeğe çift batıyorum. Evet, ikinci sırada her ilmeğe çift battım ve 12 tane ilmeğim oldu. Şimdi bir tek bir çift batarak devam edeceğim. Üçüncü sırama bir tek battım ve bir ilmeğe çift battım. Bir tek sık iğne ördüm, diğer ilmeğe çift batıyorum. Sıra başına kadar bir tek bir çift şeklinde ilerliyorum. Evet, son ilmeğimi de çift batınca sıra başına gelmiş oluyorum. Şimdi bu sırada iki tek bir çift batıyorum. Bir, iki tane tek ördüm. Şöyle netleyeyim, net değil sanırım. İki tane tek ördüm, bir sonrakine çift batıyorum. İki tane
Tek batıyorum. Daha sonrakine çift batıyorum. Sıra başına kadar 2 tek 1 çift şeklinde ilerliyorum. Bu artırmayı her sırada 6 defa, 6 tane artırma yapmış oluyoruz. Yani ilmek sayılarımız 6 6 artmış oluyor. Evet. Bu sıramı da bitirdim. Ve burada 24 ilmeğim oluşmuş oldu. Şimdi bir dahaki sırada 3 tek 1 çift yapıyorum. 1 2 3 ve sonrakine çift batıyorum. Ve sıra boyunca tekrarlıyorum. 1 2 3 ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 ve sonrakine çift batıyorum. Bir, iki, üç ve sonrakine çift batıyorum. Bir, iki, üç ve sonrakine çift batıyorum. Bir, iki, üç ve çift batıyorum. Sıra başına geldim. Toplam 30 ilmeğim oluştu. Ve devam ediyorum. 4 tek 1 çift. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne örüyorum ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne örüyorum ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm ve sonrakine çift battım. Sıra başına geldim. Şimdi bu sırada 5 tek 1 çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane örüyorum ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 5 tane örüyorum ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 5 tane örüyorum ve sonrakine çift batıyorum. Sıra başına kadar tekrarlıyorum. Bir, iki, üç,
4, 5 ve sonrakine çift batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve çift batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve çift batıyorum. 4, 5 ve çift batıyorum. Evet. Burada aşamalarımızı artık bitirdik. Bu ipi ilmek belirleyici olarak kullanıyorum. Siz isterseniz ilmek belirleyici de takabilirsiniz. Ve artık buradan sonrasını düz örmeye devam edeceğim. Her ilmeğe bir tane örüyorum. Her ilmeğe bir sık iğne örerek toplam 5 sıra öreceğim. Hemen örüp geleyim. Evet, 5 sıra ördüm. Bu 5 sıradan sonra son ilmeği örmeden gövde kısmında kullandığım rengi geçeceğim. Son ilmeği şu şekilde alarak örmeden bekletiyorum. Sonra diğer renk ipimi alıp bunun içerisinden geçiriyorum. Krem ipimi sıkıca tutuyorum arkadan. Ve bununla örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Burada şu iki ipimi bağlıyorum iyice. Ki bu kısımdan sökülme olmasın. İki üç defa bağlıyorum. Sonra artık kullanmayacağım için krem rengi ipimi çıkartıyorum. Evet, renkli ipime geçtiğime göre artık devam edebilirim. Bir sıra boyunca her ilmeğe tek ilmek batarak yine düz örüyorum bu ipimle. Evet. Bir sırayı tamamladım. Şimdi bu kısımda artırma yapacağım. Biraz daha enlendiği için. Zürafanın kafası. Bu kısımda 6 tek bir çift batarak bir sıra dolanacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve çift batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve çift batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ve çift batıyorum. Sıra başına kadar 6 tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Ve sıra başına geldim. Burada toplam 4 sıra düz öreceğim. Buradan sonra 4 sıra düz ilerleyeceğim. Her ilmeğe bir ilmek batarak. Şöyle tek ilmeğe tek sık iğne yaparak. Devam edeceğim ve toplam 4 sıra öreceğim. Tamamlayıp geliyorum. Evet, 4 sıra ördüm, tamamladım. Bu sırada 11x 11 tek sık iğne bir çift batacağım. Sıra boyunca 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'ye çift batıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13'ü tabii ki fazla yaptık. 12'ye tek battım. Bir tane daha batıyorum. Çift oluyor. 11 tek bir çift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve diğerine çift batıyorum. 12'ye çift batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 ve 12'ye çift batıyorum. Toplam burada 52 ilmeğim olmuş oluyor. Ve 2 sıra düz örüyorum. Her ilmeğe tek ilmek batarak 2 sıra düz örüp hemen geleceğim. Evet, 2 sıra örüp tamamladım. Burada son yartılma yaptığımız 11 tek bir çift yapmıştık. Onu artık bu sırada keseceğim. 11 tek bir kesme yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm. Daha sonra bir tane kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bir tane kesme. Sıra başına kadar tekrarlıyorum. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 1 kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 1 kesme yapıyorum. Şimdi burada bir sıra düz öreceğim. Her ilmeğe tek batarak sırayı tamamlayayım. Daha sonra gözlerimizi takalım. Evet. Bir sıra daha ördüm. Ve artık şöyle açtığımda zürafanın şekli ortaya çıkmış oluyor. Şimdi gözlerin yerini nasıl belirleyeceğimizi göstereceğim size. Şu pembe kısımdan 1, 2, 3 tane geriye tığımı şöyle bir yere batırıyorum. Gözüme iyi gelen bir yere. Daha sonra da buradan şöyle aralıklı olacak şekilde bir yer daha şey yapıyorum. Kestiriyorum ve sayıyorum arasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğne arayla. Gözlerim bu arada 8 milim. Şu şekilde genişleterek gözlerimi iyice oturtuyorum. Bakın. Daha sonra şöyle ters çevirip arkalıklarını geçiriyorum. Benim gözlerimin arka kısımları biraz küçük. O yüzden sadece tek çenteye geçebiliyor. O yüzden mutlaka yakıyorum ki bunlar çok sağlıklı olmadığı için çıkma olasılığı olmasın diye. Uzun olsa da genelde yakıyorum. Ve çakmağımın arkasıyla bastırıyorum. Buna mühürleme işlemi diyorlar. Aynı işlemi diğer göze de yapıyorum. Çakmağım yanmıyor. Evet. Gözlerimi yaktıktan sonra arkalarını görüntüsü bu şekilde. Artık tamamen kesip kapatacağım. Şu an 48 ilmeğim var. 6 tane örüp 1 tane kesme yapacağım sıra boyunca. 1 2 3 4 5 6 tane tek ördüm. Daha sonra kesme yapıyorum. 2 ilmeği birleyip örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve kesme yapıyorum. 1 2 3
4, 5, 6 ve kesme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve kesme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve kesme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve kesme yapıyorum. Sıranın başına geldim. Sonra 5 tek bir kesme yapıyorum. Bu sırada da sıra boyunca 5 tane örüyorum. 4, 5 ve sonra 2 ilmeği birleyip kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve iki ilmeği birleyip kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve iki ilmeği birleyip kesiyorum. Bir, iki, üç, 4, 5 ve 2 ilmeği birleyip kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 ilmeği birleyip kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 ilmeği birleyip kesiyorum. Sıra başına geldim. Bu sırada da 4 tek bir kesme yapıyorum. Gittikçe azalta azalta kapatacağız. 3, 4, tek bir kesme. Biraz kestikten sonra ben içini dolduruyorum. Çünkü elyafı doldurunca hem örmesi zor oluyor hem de arada açıklıklar oluşuyor. Onu önlemek için. 1, 2, 3, 4, 4 tek bir kesme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tek bir kesme. 1, 2, 3, 4 tek bir kesme. 1, 2, 3, 4 tek bir kesme. 1, 2, 3, 4 tek ve bir kesme. Sırayı bitirdim. Bu sırada da 3 tek bir kesme yapacağım. 1, 2, 3 ve bir kesme yapıyorum. 1, 2, 3 ve bir kesme yapıyorum. 1, 2, 3 ve bir kesme yapıyorum. 1, 2, 3 ve bir tane kesme yapıyorum. Bir, iki, üç ve kesme yapıyorum. 1, 2,
3 ve kesme yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Şöyle bir tane sık iğne yapayım. İlmek gevşemesin. Artık içerisini dolduracağım. Çünkü yeterince az yer kaldı. Şu ipimi içerisine çekeyim. Ve boncuk elyafla zürafa kafamızın içerisine dolduruyorum. Çıngırağımızı da yerleştirip dolduruyoruz. Evet. Güzelce doldurdum. Ve kesme işlemine devam ediyorum. İçini doldurduğumuz için elyaflar biraz sıkıntı. O yüzden parmağımla bastıra bastıra öreceğim. Bu sırada iki tek bir kesme yapacağım. Şu şekilde. İki tek bir kesmeye devam ediyorum. Bir, iki ve kesme yapıyorum. 1 2 ve kesme yapıyorum. 1 2 ve kesme yapıyorum. 1 2 ve kesme yapıyorum. Sıra başına geldim. Sonra bir tek örüyorum, bir kesme yapıyorum sıra boyunca. Bir tek örüyorum. Bir kesme yapıyorum. 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 Bir tek örüyorum. Bir kesme yapıyorum ve sıranın başına geldim. Şimdi bu kısımda tam dolumu kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü burada eğer boşluk kalırsa pot bir görüntü elde edeceksiniz. Benimki gayet dolu. Güzel doldurmuşum. O yüzden kapatmaya devam ediyorum. Bu sırada da tüm kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane kesme yaptıktan sonra bir sonrakine
Ben her zaman ilmek kaydırma yapıp bir sonrakine bir tane zincir çekip bitiriyorum. Bunu iğnenize geçecek kadar bırakıyorsunuz. Ve şöyle düzeltirseniz. Evet bakın. Çok şirin bir kafa oldu. Şimdi her zaman kullandığımız etamen iğnesi dediğimiz ucu pot goblen iğnesi. Buna geçiriyorum ipimi. Burada amaç şu görüntüyü yok edeceğiz. Nasıl yok edeceğiz? Şu şekilde örgümüzde iki tane kanat oluyor normalde. Dışarıdaki kanadı şöyle dikiyorum, geçiriyorum ipimi. Sonra diğer ilmeğin de sadece üstte kalanı alıyorum. Hani tek katından örgü örüyoruz ya, bakın iki katı da gözüküyor burada. Arkadakini değil üsttekini alıyorum. Arkadakini değil üsttekini alıyorum. Üsttekini alıyorum. Ve ipimi sıkıca tutup çekiyorum. Bakın. Görüntü burada pürüzsüzleşti. Daha sonra buradan buradaki ipin birine düğüm atıyorum. İki tane süs attıktan sonra dibindeki delikten girip uzaktan bir yerden çıkıyorum ve bakın. İyice çektirince bu kısım, açık kalan kısım kapanmış oldu. Bakın görüntü oldukça pürüzsüzleşti. Yani çirkin bir görüntü oluşmadı. Normalde açık kaldığında çirkin bir görüntü oluşuyordu. Arka kısmının bu kısmını örmek için gövde olarak hangi ipi kullanacaksanız onunla başlayacaksınız. Renkli ip olarak. Kafasının arka kısmı. Ben pembeyle yapacağım için pembeyle başlayacağım. Bu kısımda 36 tane zincir çekeceğim. Şu şekilde sabitliyorum. Evet. Ve 36 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 de 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. Evet. Daha sonra sık iğne örerek devam edeceğim. Şöyle yakınlaştırayım. Bu son zincir değil de ikinci zincirden itibaren sık iğne örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20. Yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz. 31, 32, 33, 34 ve 35. Toplam 35 tane ilmeğimiz oldu. Şu uzunlukta bir örgü elde ettik. Şimdi bu ilk sıramızı tamamladık. Zincir çekiyorum ve dönüyorum şu şekilde. Daha sonra tekrar her ilmeğe bir ilmek batarak sırama devam ediyorum. Toplam 10 sıra olacak şekilde 10-11 sıra olacak şekilde. Bu ilkle birlikte, ilk sırayla birlikte 11 sıra olacak. Aynı köşede bir zincir çekip dönerek örgümü tamamlıyorum. Elinizin sıkılımına göre bu yükseklik değişebilir. Burayı ölçüp ya da halkanızın bu genişliği kalın olabilir. Sırasını artırabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yani şimdi ben çünkü bu ipe göre oldukça ince bir tığ ve sıkı örüyorum bir nevi. Sizin ipiniz daha kalın olabilir. Ona göre bu halkaya gelecek şekilde, saracak şekilde ayarlayabilirsiniz sıranızı. Ben şimdi 11 sırayı tamamlayıp geleceğim. Evet, toplam 11 sıra ördüğümde bu şekilde bir parça elde ediyorum. Dikdörtgen bir parça. Bunu dikecek uzunlukta bırakıyorum. Biraz uzun bir ip çekip, zincir çekip bir tane ipimi geçiriyorum. Ve buna etamin iğnemi takıyorum. Halkaya birleştirme işlemini göstereceğim. Şu şekilde. Buradan. Ben dışa doğru dikeceğim. Bir saniye güneş. Işığı düzelteyim hemen. Evet. Şuradan. Karşısına gelecek şekilde dikmeye başlıyorum. Her ilmeği karşılıklı dikeceğim. İyice sıkı sıkı dikeceğim. Bunu daha sonra çevireceğim. Böyle bir oradan. Bir buradan alarak bunu buraya oturtuyorum. Aynı ilmekten almamaya dikkat ederseniz düzgün olacaktır. Birleştirme işlemini yapıyorum. Tüm kısmını bitirip hemen geleceğim. Evet, diktikten sonra bu şekilde düğüm atıyorum buraya, bu kısma. Daha sonra
içerisine girerek. İpimi bu kısımdan keseceğim. Daha sonra şuradaki şu ipi de şu şekilde içerisine çekiyorum. Evet, daha sonra şu diktiğimiz çizgi, bu çizgiyi şöyle iç kısma gelecek şekilde çeviriyorum. Bakın. Yarım ay şeklinde bir çıngırak halkası elde ettik. Bu şekilde. Çizgiyi içe getirmeyi unutmayın çünkü bariz belli oluyor. Kötü görüntü oluyor. İlk videoyu tamamladık. İkinci videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.